Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin programına hoş geldiniz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 7 yayınla Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi coşkuyla, heyecanla, umutla konuşmaya devam ediyoruz. Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla, aklın ve bilimin ışığında tüm yönleriyle, eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle Cumhuriyet TV ekranlarında coşkuyla, heyecanla, umutla konuşmaya devam ediyoruz. Ne zamana kadar mı konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini, laik, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeninceye dek konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar Türkiye'nin eğitimini Cumhuriyet TV ekranlarında konuşmaya devam edeceğiz. İşte bugün bunun için yine önemli bir konuğum var. Ben çok önemsiyorum konuğumu. MEF Üniversitesi öğretim üyesi, psikolog, Profesör Doktor Ayşe Bilge Selçuk. Sayın Selçuk. Merhaba. Merhabalar değerli hocam, hoş geldiniz. Ne güzel sizi görmek. Teşekkür ediyorum, sizi de öyle teşekkür ederim. Hocam, sizin derinliğinizin içerisinde açıkçası ben dünden beri kayboldum. Ben hocama nereden ne sorarım, nereden girelim diye düşünmeye çalıştım. Biraz cehaletimin içinde kayboldum ama ben konuyu biraz daha tikelleştirmeye çalışacağım. Çünkü siz normalinde her koşulda ebeveynlik kitabını da yazarsınız ama biz sizinle bugün daha tikelde, daha özelde dijital çağda çocuk yetiştirme problemi üzerinde durmaya çalışacağız. Dijital çağda nasıl çocuk yetiştireceğiz problemi üzerinde durmaya çalışacağız hocam. İnanılmaz dijital bir dünyanın içerisindeyiz. Filozof Heraklitos'un ta ilk çağda dediği değişmeyen tek şey değişimin kendisidir ve her şey değişiyor. Bu nedenle bir nehirde iki kez yıkanamayız. Herhalde Heraklitos bugün olsaydı bir nehirde tek kez de yıkanamayacağımız kadar özellikle son 20 yılda küreselleşmenin de etkisiyle dünyada çok hızlı bir değişim yaşanıyor. Ve doğal olarak bu dijital dünyadaki bu değişimin içerisinde ebeveynlik de değişiyor. Şimdi evet, ebeveynlik belki ilk insanda döneminde de ebeveynlikti ama şu anda da ebeveynlikti. Hocam, dijital çağda ebeveyn olmak nedir? Bir de diğer taraftan bu dönemde ebeveynlerin karşı karşıya olduğu bazı problemler var. Bazı dijital ikilemler var. Bunlar nelerdi? Biraz buradan başlayalım mı arzu ederseniz? Evet, teşekkür ederim Şahin Bey. Şimdi siz de çok güzel ifade ettiniz. Aslında problem kelimesini kullanarak, problem ifadesini kullanarak dijital çağda ebeveynlik problemi dediniz. Gerçekten bu bir mesele olarak görülüyor anne babalar tarafından. Hiç şüphesiz kuşaklar arasında her zaman fark olmuştur. Ve ebeveynler çocuklarının o içinde aktif oldukları dünyayı, büyüdükleri dünyayı anlamakta güçlük çekmişlerdir, şikayet etmişlerdir, serzenişte bulunmuşlardır. Ama herhalde hiçbir zaman çocukların bu mecralarını, zaman geçirdikleri ortamları anlamakta ebeveynlerin bu kadar zorluk çektiği, bu kadar zorlandığı bir dönem olmadı. Çünkü artık fiziksel bir çevreden değil, sanal bir çevreden, sanal bir ortamdan bahsediyoruz. Ve ebeveynlerin anlaması, görmesi ve tabii kontrol etmesi giderek güçleşiyor. Onun için ebeveynler için bir problem bu tabii. Fakat anlaşıldığı zaman da, doğru anlandığı zaman da, anlaşıldığı zaman da rahatlıkla üstesinden gelinebilecek bir konu bu. Yani biz bilmediğimiz şeylerden korku duyarız. Bu ebeveynler için de geçerli. Şimdi çocuklarının zaman geçirdikleri bu dijital ortamı, sanal ortamı çok iyi anlayamadıkları ya da bilmedikleri için de bir korku, kaygı hissediyorlar. Onun için de bazen tamamen yasaklayıcı bir tutum içerisinde oluyorlar. Bazen hiç kontrol edemiyorlar. Tamamen izin verici, müsamahakar bir tutum içerisinde oluyorlar. Herhalde dengeyi bulmaları iyi öğrenmeleri gerekiyor. Dijital okur yazarlık çok önemli. Ebeveynler için. Tabii. Ayşe'cim, dijital okur yazarlık önemli dediniz. Ben bizim biraz değişik bir izleyici kitlemiz var. Yaklaşık işte 3,5 milyon takipçimiz var Twitter üzerinden. Biz programlarımız 800 bin, yaklaşık 1 milyona yakın izleniyor. Bu da bir eğitim programı için. Hem bizi çok mutlu ediyor hem de Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet TV. İzleyicilerin bu konuya hassasiyetleri bizi çok mutlu ediyor. Ve bunların çoğu da ebeveynler değil mi hocam? Şimdi ben kendi adıma, ben 77 doğumluyum. Ben gökyüzüne bakarak, ağaçlara tırmanarak büyüdüm. Hani bu son süreçte yapılan bir tartışma var.
işte prompter'dan okunduğunda camdan mı candan mı, biz filozof Jean-Jacques Rousseau'nun dediği gibi gayet naturalist bir şekilde doğa aslında belki yokluklar içerisinde, varlık içerisinde değil, doğada ağaçlara bakarak, gökyüzüne bakarak büyüdük. Ama bir taraftan günümüzde de bir AVM nesli diyebileceğimiz bir nesil var. Kendileri bunun farkında olmasa da bununla beraber duyu bütünlemeye benzer farklı problemlerin olduğu, doğadan kopuşun olduğu. Şimdi bütün bunların içerisinde de örneğin ben 6 yaşında bir kızım var ve ben kızımdan sonra özellikle 0-6 yaş aralığına işte Freudian anlamda ya da işte 7'sinde neyse 70'inde odur bağlamında Anadolu teyzelerinin dediği gibi yaklaşmaya başladım. 0-6 yaş aralığında ne oluyor, ne bir sürü vesaire derken hocam bana benzer bir sürü veriyle karşılaşınca örneğin hocam lütfen işte teknolojiyle ekranla çok karşı karşıya getirmeyelim, örneğin DİHAP olur. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. Buna benzer bir sürü teknoloji mitleri, teknoloji efsaneleri duyuyorum. Siz bir uzman olarak baktığınızda bunu biraz daha geneller misiniz? Yani teknolojinin zararı gibi gösterilen günümüzde hangi mitler var ya da hangi ikilemler var? Şimdi tabii doğadan bir kopuş olduğu doğru. Doğada çok daha az zaman geçiriyor çocuklar da yetişkinler de. Bu sadece çocuklar için geçerli değil. Ama çocukların doğada zaman geçiriyor olmaları, gelişim döneminde olmaları bakımından çok önemli. Öte taraftan Şahin Bey, yani şu demin de sözünü ettik aslında. Ebeveynlerin bu şikayet etmeleri, çocukların teknolojiyle ilişkilerinin giderek artıyor olmasından şikayet ediyor olmaları yeni bir şey değil. Bizim dönemimizde de, ben de 1971 doğumluyum. O zamanlarda da hatırlarsınız, çocukların televizyon karşısında çok zaman geçiriyor olmaları bir meseleydi. Televizyon bir meseleydi. O zaman biz hep bunları konuşurduk. Yani uzmanlar da bunu konuşurdu. Literatür, gelişimsel psikoloji literatürde bu konudaki araştırmaları yayınlardı. Ne kadar televizyon izlemek zararlı? Televizyonun içeriği, televizyon programlarının içeriği nasıl olacak? İşte çok mu az zaman geçiriyoruz dışarıda, fiziksel aktiviteleri az mı yapıyoruz meselesi vardı. Yani şu anda değişen şey tabii internetin dünyamıza girmesiyle beraber ilişki kurma şekillerimiz değişti. Yani televizyon tek yönlüydü. Şimdi çift yönlü bir etkileşim kurma, belki tanımadığımız insanlarla etkileşimde bulunma gibi bir tehlikesi var aslında sanal dünyanın. Ama onun dışında evet, yani 0-2 yaş arasında ekrana maruz kalmalarını çocukların, bebeklerin önermiyoruz. Fakat araştırmalar bize insan beyninin bilişsel becerilerin de bu teknoloji kullanımıyla uyumlu olarak geliştiğini gösteriyor. 2022 yılının Mart ayında bizim çok önemli bilimsel dergilerimizden olan Nature dergisinde yayınlanan bir araştırma. Yani şu anda ileri yaşta olan yetişkinlerin zorlandığı multitasking davranışını çocukların çok daha efektif, çok daha etkili bir şekilde yaptıklarını ve bilişsel becerilerinin de bununla uyumlu olarak geliştiğini gösteriyor. Yani bilgimiz değişiyor, yeniye uyum sağlıyor beyin. Onun için eskinin bilgisiyle bugün için ya da yarın için çocuk yetiştirmek doğru değil. Bilimsel araştırmalar bize bu uyumun da gerçekleştiğini gösteriyor. Yani her şeyin ayarında ve kararında olması gerekiyor. Ekran maruziyeti tek başına işte dikkat eksikliğine ya da hiperaktivite problemlerine sebep olmuyor. Buralarda hep bazı aşırılıklar görüyoruz. Hem içerik olarak, hem süre olarak, hem de belki çocuğun çok küçük yaşta ekran kullanımına başlamasına bağlı olarak, yani aslında olumsuz çıktılarla, olumsuz gelişimsel sonuçlarla bağlantılı olan dijital kullanımlar bunlar. Yani kendi başına dijital ortam bunlara sebep olmuyor. Hocam aslında güzel bir noktanın altını çizdiniz. Bundan yaklaşık 2300 yıl önce Atina'da Aristoteles'e mutluluğun sırrı nedir dediklerinde, Aristoteles en sevdiğiniz yemekten iki tabak yerseniz ondan da mideniz bulanır diyor. Mutluluğun sırrı ılımlı ortadır diyor. Ölçülülüktür, altın ortadır diyor. O yüzden galiba bir şeyin ne olduğundan ziyade onun dozunun ne olduğuydu.
Hocam, ben biraz Aristo demişken dönemin filozofu Platon, matematik bilmeyen giremez diyor. Matematik zihni terbiye eder, matematik bilmeyen terbiyesiz diyor. Ben biraz daha böyle matematiksel bir şey sorayım. Kümeler konusu, kesişim konusu üzerinden. Peki şöyle bir şey yok mu? Teknolojiyle çocuk gelişimi kesişmiyor mu hiçbir yerde? Ya da daha net bir soru sorayım. Kısacası teknolojinin çocuk gelişiminde yararlı mıdır, zararlı mıdır? Daha net bir soru. Çünkü velilerin kafası inanılmaz karışık. Çünkü ben bir video izlemiştim. Ya ben özel ilgi alanım. Yani evet, eğitim problemlerini konuşuyoruz ama eğitimin özü çocuk. Çocuğun özü de, binanın temeli de 0-7 yaş, işte 7-12 yaş. Oyunla oynamanın insan zihnine faydaları, etkileşimli oynama vesaire vesaire. Çok net soruyorum. Teknoloji çocuğa faydalı mı, yararlı mı? Ya da şey, zararlı mı? Ben de çok net cevap vereyim o zaman. Kitap okumak çocuk gelişimine yararlı mı, zararlı mı? Yani kitabın içeriğine bağlı, değil mi? Yani çocuğa şiddet içeriğinde şiddet olan kitap da okuyabilirsiniz. Erotik şeyler olan kitap da okuyabilirsiniz yaşına uygun olmayacak şekilde. Ya da çocuğun zihnini geliştirici, dünya ile ilgili, hayatla ilgili, insanla ilgili bilgi veren, böyle çok güzel yazılmış nitelikli kitaplar da okuyabilirsiniz. Onun için bu yemek için de söz konusu, demin sizin de söylediğiniz gibi. Yani bir şeyin içeriği çok önemli. Tabii teknoloji söz konusu olduğunda sadece içerik değil, beyinle uyumlanma da söz konusu. Yani mesela görsellerin ne kadar hızla değiştiği de önemli, ama içerik, yani önemli olan içerik, öyle söyleyeceğim. Çok kısa bir cevap vermek mümkün değil, ama şiddet içeriklerinin çok olabildiğini görüyoruz teknolojide. Kendi başına yararlı ya da zararlı demek mümkün değil. Fakat ebeveynlerin bilmesi gereken şey şu: yani teknoloji zararlıdır, çocuklarımıza zarar veriyor diye böyle korku salan bir yaklaşımla, yani bu yaklaşımlara kapılıp diyeceğim, yani yasaklama yoluna giderlerse, bu aslında çocuğun gelişimi için belki sağlıklı olan ya da daha olağan olan, çünkü bugün artık çok yani normal gelişim ortamının bir parçası oldu dijital dünya, çocuğu bundan mahrum bırakmış olurlar. Aslına bakarsanız hukukta da bunun yeri var. Ebeveynin görevi yasaklamak değil, ya da ebeveyne düşen yasaklamak değil, ama kendi dijital okur yazarlığını geliştirerek çocuğa uygun sınırlar koymak, sınır koymanın yanında da uygun şekilde rehberlik etmek, çocukla beraber öğrenmek, yani çocuğun deneyimlemesine de izin vermek. Demin söylediğim gibi kitabın içeriği de olumsuz olabilir, olumlu da olabilir. Orada nasıl ebeveyn bir rehberlik rolü üstleniyor, burada da aynı şeyi yapması lazım. Hocam galiba belki başka bir programın konusu olarak kalsın onu da bir ara, ki ben kendi adıma alanın uzmanı olmadığım halde önemli olduğunu düşünüyorum. Ana problem sınır problemi. Çocuklara sınır koyma noktası galiba pek çok problemin de temeli. Hocam tabii, biraz daha biraz daha özelleştirdiğimizde teknolojinin bu kadar geliştiği bir dönemde, ben özellikle felsefede Heidegger'in teknofesti üzerinden teknolojinin artık eğitimin içerisinde olduğunu düşünüyorum ve kaçınılmaz, yani Heidegger bunu ta o dönemde söylüyor üstelik, yani daha yüzyılın başlarına yakın bir dönemde söylüyor. Ben öyle profesörler konuk ettim ki burada, kendi alanında çok inanılmaz uzman ama geleneksel yapıyla yetişmiş. Bir dakika dedi, prizi çekeceğim dedi. Niye hocam dedim, fişi çekeyim daha az mail gelsin dedi. Ve bu gerçek. Şimdi öyle bir mi? Taraftan kendi alanında çok çok iyi, klasik sosyal alanlarda, bir taraftan da teknolojiye bu kadar uzak. Şimdi o hocamız yeni nesil profesör olsa Koç Üniversitesi'nde eğitim veremez örneğin. Yani o teknolojinin bu kadar içindeki çocuklarla etkileşimde eğitim veremez. Hocam çocuk gelişimini, ki ben çocuk gelişiminin çok önemli bir alan olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle bu alandaki psikologların devlet politikası olarak da öncelenmesi gerektiğini, belki biraz daha abartarak söyleyeyim, her okulda belki bir çocuk gelişim uzmanının istihdam edilmesi gerektiği kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Alanın o dönemin iyi bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada önemli bir takım yapı taşları var. Yani ben kendi çocuğumun gelişim evrelerinde de gördüm. Örneğin bağlanma biçimi.
bana, eşime, çevreye, işte ilk bakıcısına, ilişki kurması. İşte ya çocuğum 18, işte 20 aylık oldu, konuşamadı. Ben dün çok önemli bir eğitim toplantısındaydım. Türkiye'nin en önemli ilahiyatçılarından birinin çocuğu örneğin 5 yaşında konuşmaya başlamış. Hoca takdir ilahi falan diyor tabii. Hocam 5 yaş takdir ilahi değil. Bunun belli evreleri var gelişim psikolojisinde. Yani şeyi hoşuma gidiyor aslında bir taraftan da. Türkiye'de yavaş yavaş gelişim psikolojisinin öneminin farkına varılmaya başlanıyor. Gelişim psikolojisi yani, çok önemli tabii. Yani, genel kitlenin bunun farkında olması önemli. Biz de Cumhuriyet TV olarak bunun için sizin gibi güzel insanları, güzel bilim insanlarını, nitelikli bilim insanlarını sıradan kitleye ulaştırmaya çalışıyoruz hocam. Örneğin çocuğun uyku problemi var. İşte çocuğum oyun oynarken normal klasik oyuncaklarla oynamıyor ama sürekli tablet elinde. Ya da işte az önce Rousseau'nun naturalizminden bahsettik. İşte çocuk gerekli fiziksel hareketliliği sağlamıyor. İşte beslerken önüne tablet veriliyor. Bunu arttırabilirim ya da işte bir takım işlevler. Bu özel problemler anlamında sizin değinmek istediğiniz nokta anlamında teknolojinin bunlara zarar, yarar ya da bu konularda, bu temel gelişim alanlarında anne babalar teknolojiyi ne kadar bu işin içerisine koymalılar ya da koyabilirler? Evet, şimdi bazı şeyler öncelikle demin anlattığınız örnek üzerinden cevap vereyim. Benim alanım hem gelişimsel psikoloji, gelişimsel psikolojinin bir alt dalı olan gelişimsel psikopatoloji de benim hem bilimsel çalışmalarımı yürüttüm hem de üzerine dersler verdiğim bir konu. Yani duygusal davranışsal güçlükler nasıl ortaya çıkar, genetik mi, çevresel mi, çevresel faktörlerden mi kaynaklanıyor? Gelişimsel psikopatolojinin konusu. Konuşmadaki gecikmeler bazen çevreden kaynaklanabiliyor ama çoğunlukla bir genetik yatkınlık, bir genetik unsur olduğunu görüyoruz. Bazen çocukta başka zorluklar, duygusal güçlükler olması durumunda da mesela kaygı güçlükleri olması durumunda da kekimelik gibi bazı problemlerin ortaya çıkabildiğini görüyoruz. Onun için her şey tamamen çevresel değil. Her şey, yani bazı şeyler yolunda gittiğinde anne babaların başardıkları sonuçlar ya da bazı şeylerde zorluk görüldüğünde anne babaların suçu olarak algılamamak lazım. Ama tabii ki biz genetiği değiştiremeyeceğimize göre yapabileceğimiz şey çevreyi kontrol etmeye çalışmak, çevreyi iyileştirmeye çalışmak ki çocuklarımızın sağlıklı gelişimini destekleyebilelim anne babalar olarak ya da eğitimciler olarak. Şimdi teknoloji tabii uygun kullanılmadığı zaman demin de konuştuğumuz gibi hem çocuğun yaşı hem süre hem de içerik olarak çocuğun yaşına uygun olmadığında tabii ki gelişimi olumsuz etkileyebilecek bir potansiyele sahip ama bazen şunun da çok abartıldığını düşünüyorum. Yani çocuğa yemek yedirirken işte tablet göstermeyin ya da çizgi film izlemesin doyduğunu anlamaz. Yani ben bunların da biraz abartılı yani biraz aşırıya kaçan tavsiyeler olabildiğini düşünüyorum. Benim uzmanlık alanlarımdan biri de mizaca uygun ebeveynlik. Yani her çocuğun aynı şeye ihtiyacı yok ve her ebeveyn davranışı her çocukta aynı etkiyi yaratmıyor. Bazen gerçekten çocukların yemekle ilgili o kadar zorlukları olabiliyor ki özellikle korkulu mizacı olan çocuklar bu yemek yeme, yeni şeyleri deneme konusunda o kadar isteksiz olabiliyorlar ki anne babalar çaresiz kalabiliyor. Yani hocam tam bu noktada bir ekleme yapayım. Şey dedim ya ben az önce bir çocuk 5 yaşında konuşmuş diye. Ben böyle tikel olayları da seviyorum. Belki bilim insanı adayı olarak. Çocuğumuz örneğin 5,5 yaşındaymış. O sözünü ettiğim çocuğumuz. 6 yaşında. O konuşma gecikme işte 20 aylıkken yürümeye başlamış. Çocuk 6 yaşında ama sadece püreyle besleniyormuş şu an. Çok garip geldi bana. Yani 6 yaşında bir çocuk sadece püreyle. Farklı sağlık durumları olabiliyor. Ve yani ben ebeveyn danışmanlığı da yaptığım için biliyorum. Alerjiler olabiliyor. Bebeklerde reflü olabiliyor. Yani çok çeşitli sağlık durumlarıyla çocuklar dünyaya gelebiliyorlar. Bunların çok detaylarına girmek istemiyor bazen anne babalar ama yani demin söylediğim de oydu. Yani çocuk gün içerisinde aşırı televizyon seyretmiyorsa ya da aşırı tablete maruz kalmıyorsa çocuğa yemek yedirirken
Tablette bir şey izletmenin, ki içerik de çocuğa uygunsa, öyle çok mahsurlu bir şey olmadığını da söylemeliyim. Yani bunlar çocuğun gelişimine böyle çok olumsuz etki eden şeyler değil. Onun için yani çocuğun doğasına, yapısına bakarak tavsiyede bulunmak gerekiyor. Hazır reçetelerden kaçınmamızı önereceğim ben. Nitekim mesela demin dijital ortamın çocuğun gelişimine etkisinden konuşurken hiç mizaçtan söz etmedik. Yani mesela çok dürtüsel olan bir çocuk, zaten çok ödül odaklı, bir şey hemen olsun istiyor, olmadığı zaman sinirleniyor, duygularını, dürtülerini kontrol etmekte güçlüğü var. Mesela bu çocuğun dijital ortamla ilişkisini düzenlemede ebeveynlere çok daha büyük bir rol düşüyor. Yani ebeveyn burada çocukla bir çatışma yaşayabilir, çocuk itiraz edebilir ama işte o zorluğa ebeveynin göğüs germesi, onu karşılaması, tamamen yasaklamadan ve çocuğa böyle tamamen de izin vermeden, sınırsız bırakmadan o ara buluculuğu yapması gerekiyor ebeveynin. Bu da tabii işini güçleştiriyor. Ebeveynler, anne babalar da biraz kolaya kaçıyorlar bazen. Onun için yani burada konuştuklarımız çok genel geçer bilgiler aslında Şahin Bey. Yani biraz... Her çocuk biricik ve kendine özel şeyler de gösteriyor. Evet, bilerek de tavsiyede bulunmak gerekiyor. Onun için anne babalar bizim verdiğimiz önerileri dinlerken biraz kendi çocuklarını da göz önünde bulundurarak belki uyarlama yapabilirler kendi durumlarına uygun olarak. Ayşe'cim, ben hemen yine somut bir olaydan yine tüme varım metodunu kullanayım Aristotelesçi anlamda. Şimdi benim yabancı dilim Almanca. Ben Das Kapital çalıştığım için ben hiç İngilizce bilmiyorum. Kızım 6 yaşında ısrarla okuldaki, ki şu an ana dil gibi, İngilizce biliyor. Ana sınıfında olmasına rağmen ısrarla onun evde İngilizce konuşulduğunu düşünüyor İngilizce öğretmeni. Ama ben 2 yaşından beri, o dönem günlük 10 dakikaydı. Şimdi günlük yarım saat her gün mutlaka YouTube'dan belirli eğitici İngilizce kanallar izletiyorum. Ve çocuk ciddi ciddi İngilizceye maruz kalıyor. Biraz öğrenme kısmına gelmek istiyorum. Şunun için, evet, gelişim psikolojisi çok önemli. Hemen arkamdaki önemli kitaplardan bir tanesi Nuray Senemoğlu'nun Öğrenme Kuramları kitabı. Hani gelişim psikolojisi, bizim eğitim fakültelerindeki kitaplar, işte Hasan Bacanlıların vesaire. Şimdi öğrenme kısmına geldiğimizde şöyle bir soru sorayım daha genel. Dijital dünya çocukların öğrenmeleri ve bu gelişimleri konusunda aslında şanslılar mı biraz daha? Şanslılar mı, şanssızlar mı? Şöyle düşünün. Bizim dönemimizde örneğin ben şu an beyin sisi ya da işte Alzheimer'ı engellemek için belirli oyunlar oynuyorum cep telefonunda hazır yüklü aralarda. Ya da işte bir videoya bakacaksak hemen YouTube'a girdiğimizde dünyanın, ya şu an siz İstanbul'dasınız, ben Ankara'dayım. Dijital görüşüyoruz ve her anlamda zaman yönetimi yapıyoruz. Vakti çok iyi kullanıyoruz. Bu arada da duyuralım Cumhuriyet TV izleyicilerimize. Hocamın yeni bir kitabı çıkıyor yanılmıyorsam. Hocam şu an kitap yazıyor. Şu an onun sancıları da var gibi geliyor bana. Çünkü ben de nacizane 15 kitabı olan bir yazar olarak kitap yazmanın arka plan sancılarını çok iyi biliyorum. Hocam yeni bir kitap yazıyor. Eğer söylemek isterseniz hem kitabın adı üzerinden bir konuşalım. Hem de şu anki çocuklar dijital öğrenme açısından şanslılar mı? Peki, evet, yeni bir kitap yazıyorum. Önümüzdeki aylarda çıkması planlanıyor. Bu arada iki kitabınız daha var değil mi hocam? Bir tanesi Her Koşulda Ebeveynlik. İnsan Her Koşulda ilk kitabım. İkinci kitabım da Her Koşulda Ebeveynlik. Bu kitapta bu içine girdiğimiz yeni çağda, dijital çağda sağlıklı çocuk yetiştirmekle ilgili bir kitap olacak. Yani bütün burada sözünü ettiğimiz en güncel bilimsel araştırmaları derleyerek ebeveynlere rehber niteliğinde bir kitap oluşturmaya çalışıyorum. Onun için de çok çalışıyorum. Çünkü hayırlı olsun. Çok değişen bir alan. Teşekkür ediyorum. Ama bu yoğunluk içerisinde de milyonlarca Cumhuriyet TV izleyicisi için hocamı buraya getirdik. Sağ olsun, bize çok değerli. Ben çok iyi anlıyorum o vaktinin şu anda hocama. Ne çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Bu arada söyleyelim, şeyi tekrardan duyuralım hocam. O önemli olan ikinci kitabımız Her Koşulda Ebeveynlik'ti. Aslında ben sorularımı o bağlamda da hazırlamıştım. Çocuk gelişiminde mizacın nasıl bir yeri var? Okul başarısı nedir? Nasıl desteklenir? Ebeveynlik nedir? Öz denetim becerisi nasıl gelişir? Bunları belki başka bir programda konuşuruz. Ama şu an hocamın
bu dijital çağda çocuk yetiştirme konusu üzerinden gidelim. Şu anki çocuklar öğrenme konusunda şanslılar mı hocam dijital anlamda? Şanslılar tabii. Şanslılar. Çünkü ne kadar farklı, çeşitli, zengin stimülasyona, uyarana maruz kalırlarsa aslında dünyaları da o kadar hayal güçleri, hayal dünyaları da o kadar hızlı gelişiyor. Hiç şüphesiz burada şu dengeyi kurmak da çok önemli. Yani doğayla zaman geçirmek, dışarıda zaman geçirmek, hiç şüphesiz önemini yitirmedi. Hatta o dengeyi korumak insan için her zamankinden çok daha önemli bir hale geldi. Ama bugün ben bu konuda bir Avrupa Gelişimsel Psikoloji Kongresi'nin açılış konuşmasını yaptım geçen sene Polonya'da. Ve oradaki konuşmamda, keynote konuşmamda buna da değindim. Yani özellikle dezavantajlı çocuk nüfusları için, yani sosyal ve ekonomik olarak dezavantajlı olan çocuk nüfuslarının gelişimi için dijital teknoloji çok önemli bir kaynak oluşturuyor. Bunun işte çok çeşitli elimizde kanıtları var ve bunun makalesini de yazdım. Geçtiğimiz ay yayınlandı yine Avrupa Gelişimsel Psikoloji Birliği'nin bilimsel yayınında, dergisinde yayınlandı. Yani hem gelişimsel olarak dezavantajlı olan, otizm olan, özel gereksinime ihtiyaç duyan çocuklar için, hem de yoksul çocuklar için ya da kırsalda olan çocuklar için teknolojiyi kullanarak gelişimlerini destekleyici yepyeni bir ortam yaratabiliriz. Tabii hiç şüphesiz burada yine yetişkinlere çok önemli bir aracılık, bir rehberlik rolü düşüyor. Ama evet tabii, yani çok zengin bir dünya, zengin bir bakış açısı, ufuk geliştiren bir yepyeni ortam çocuklara vermiş oluyoruz. Fakat bunu nasıl kullanacaklar çocuklar, yetişkinler nasıl kullanacaklar? Belki bugün yine hukuk sözleşmelerinde yer alan önerilerde de bu ifadeyi bulabilirsiniz. Devletlere de burada düşen bir rehberlik görevi var. Yani devletlerin de bu imkanı sağlaması çok önemli. Hem çocuklara hem de ebeveynlere ve eğitimcilere tabii. Hocam siz böyle konuştukça ben bir taraftan hem çok mutlu oluyorum hem özeniyorum. Bir taraftan da ya hocam hangi arada yaşıyor bu kadar çalışmayı yapmaktan diye arka planı gözümde canlandırıyorum. İyi ki de bu ülkenin sizin gibi güzel bilim insanları var. Güzel bilim insanı kadınları var. Ben kadın bilim insanlarını daha da önemsiyorum bu anlamda. Hocam çok programımızın sonuna geliyoruz. Program gayet akıcı ve gayet güzel gidiyor. Şimdi iPad'i yasaklamadan, işte kablosuz ağ kesmeden, işte televizyonun fişini çekmeden, bunlar anne babaların gün içerisinde, ev içerisinde yaşadığı, şu an gözümde canlandırabildiğim şeyler. Son olarak ve son söylemek istediklerinizde iki soruyu tek soruda birleştirin. Bir, çocuklar teknolojiyi nasıl kullanmalılar? İki, anne babalara önerileriniz ne olur? Ve son söylemek istediklerinizle bitirelim. Evet, çocuklar teknolojiyi kullanmalılar. Fakat gerçek fiziksel etkileşimin yerini tutacak şekilde kullanmamalılar. Yani sosyal ilişkileri evet internet teknolojisiyle sanal ortamda da yürütmek mümkün, ama fiziksel ilişkilerin yerini alıyorsa, onun yerine geçiyorsa ve çocuk fiziksel olarak ilişki kuramayacak bir düzeye geliyorsa, o zaman sakıncalı. Aynı şey öğrenme için de geçerli. Aynı şey oyun için de geçerli. İnsanın yüz yüze ilişkiye de ihtiyacı var. Birbirine dokunmaya, iletişim kurarken aynı yerde olmaya da ihtiyacı var. Fakat yani bu bize verilmiş bir aslında ya da kendimizin geliştirdiğimiz bir kaynak, çok da değerli bir kaynak. Uygun şekilde kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Çocuklar da öyle. Yani her şeyi, bu bisiklete binmek de böyle.
değil mi? Önce güvenlik tekerleriyle, o küçük tekerlerle bisiklete binmeyi öğreniriz. Ondan sonra dengeyi buldukça yavaş yavaş kendi kendimize de bisiklete biner hale geliriz. Her konuda böyle. Önce yetişkinlerin bir rehberlik rolü olacak. Sonra çocuklar bunu öğrenecekler. Yani kendi kendilerine kullanmayı öğrenmeleri için böyle tamamen serbest bırakabileceğimiz bir alan değil orası. Bizim öz denetim becerisi dediğimiz ya da öz düzenleme becerisi dediğimiz bir regülasyon kapasitesi vardır ki 25 sene içerisinde olgunlaşır. En önemli olgunlaşmasını da ilk 10-15 sene içerisinde gösterir. İşte o olmadan çocukların yani kendi başına, kendi muhakemelerine bırakmak bu alanı sakıncalı, ama bizim rehberliğimize ihtiyaçları var. Kullansınlar, ebeveynler de öğrensinler, kaçınmasınlar yetişkinler de. Bizim öğrenmemiz çok önemli. Aslında bu konuda biz maalesef Türkiye'de pek çok konuyu, ki ben de bu sistemin bir ürünü olarak ben de dahi sloganlarla konuştuğumuz için aslında böyle bir programa ihtiyaç hissettik. 600'e yakın program çektik. Bizim bu tip bir popüler söylem, bu tip popüler söylemlerimizden biri de şuydu Ayşe Hocam. İşte Fatih projesi ilk getirildiğinde, ki önemli bir proje. Yani nasıl ortaya konuda ayrı bir tartışma konusu. Ben de şu sloganı kullanıyordum. İşte Türkiye'nin eğitiminin akıllı tahtalara değil, akıllı eğitimcilere ihtiyacı var vesaire. Aslında galiba hiçbir şeyin sadece hiçbir şeye ihtiyacı yok. Her şey bir arada anlamlı bir yemeğe konduğu vakit güzel bir tat ortaya çıkıyor. Teknoloji de artık günümüzün kaçınılmaz bir gerçeği. Şöyle bir şey yok. Hatta çok önemli. Tabii hocam, genelde de böyle. Şimdi ben evet küreselleşmeye karşıyım, ama ben karşı da olsam, yanında da olsam, küreselleşme diye bir gerçeklik var orada duran. Evet, bunun belki panzehiri küyerelleşmedir vesaire. Bir ayağınızın yerelde olup diğer ayağınızda evrenseli taramanızda bunda bir problem yok. Ama dünyada teknoloji diye bir gerçeklik var. O halde teknolojiyi yasaklamak yerine teknolojiyi kullanma farkındalığını vermemiz gerekiyor. Hocam sorun ki bir iki cümlenizle bitirelim. Evet, yani sizin demin söylediğinizin üzerine şu eki yapabilirim, sizin söylediklerinizi destekleyecek şekilde. Çin'e baktığımız zaman, ki biliyorsunuz her şey made in China, yani fabrikaların çok sayıda olduğu bir ülke ve fabrikalardaki işçilerin çocuklarına nitelikli eğitim verebilmek için Çin teknolojiyi, dijital teknolojiyi 20 senedir çok efektif şekilde kullanıyor ki bilirsiniz Çin akademik başarıya, bilişsel gelişime çok önem veren, çok bu konuda çok iddialı bir ülke ve bu sayede eşitliği sağlayabiliyor. Yani en büyük şehirlerde yaşayanlarla o fabrikaların olduğu işte çok kırsal bölgelerdeki çocukların eşit eğitim alabilmesini bu ileri teknolojiyi kullanarak sağlıyor. Elimizde çok güzel örnekler var. Hem çocuk gelişimi hem de eğitimi destekleme bakımından bu iyi örnekleri kullanıp ülkemizde uygularsak gerçekten çok iyi bir şey yapmış olacağız. Yani bir şey bize kaynak olarak veriliyor. Bu kitap da olabilir, teknoloji de olabilir. Nasıl kullandığımız, ne kadar kullandığımız bize bağlı. Hı hı. Bunu en iyi şekilde yapabileceğimize inanıyorum ben de. Bilgimizi, güçlerimizi birleştirirsek. Hocam çok teşekkür ediyorum. Reji alttan bana hocam bugün programı 5 dakika niye uzattınız? Hocamız torpilli mi diyor? Evet, hocamız torpilli. Hocamız çünkü ben şey diye düşünüyorum hocam. Beden önemlidir. Yani hatta Platon sisteminde bedenini terbiye edemeyen, bedenini yönetemeyen işte beynini de yönetemezler. Beden önemli bir şey. Beden beyin ilişkisi ta Descartes'in dualizminde de konuşulmuştur, ama daha önemli bir şey var ki o bedeni anlamlı kılan, kimilerine göre ruh, kimilerine göre duygu dediğiniz şey, o can dediğiniz şey tırnak içerisinde Anadolu mutasavvıfların deyimiyle, psikologlar bu ülkenin önemli bilim insanları. İyi ki psikologlar var. Bir tane Ayşe Bilge Selçuk hocamız var. Hocam çok teşekkür ediyorum. Onur verdiniz. Sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum Şahin Bey. Teşekkür ederim bu fırsat için. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet sevgili Cumhuriyet TV izleyicileri, Bir Türkiye Hepimizin, Eğitim Hepimizin programının daha sonuna geldik. Bugün eğitimle ilgili önemli bir konuyu konuştuk. Doğrudan eğitimi konuşmadık ama eğitimin öznesi olan insanı, özelde de insanın ana vatanının çocukluk olduğunu düşündüğümüzde, filozofun ifade ettiği üzere insan psikolojisi, gelişim psikolojisi üzerinde, çocukların gelişim süreçleri üzerinde durmaya çalıştık, ama ana başlığımız
dijital çağda çocuk yetiştirmekti. Bunun için önemli bir konuğum vardı. MEF Üniversitesi'nden psikolog Profesör Doktor Ayşe Bilge Selçuk hocam ile görüştük. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen bizler Cumhuriyet TV ekranlarında yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek Türkiye'nin eğitimini konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.